الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، محترم أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Desa banda, buni kim yaratgan deb savol bo'lsa, bilmadim deb javob bersa, u iymondan chiqadi degan. E'tibor bersangiz, Allohga hamd va sano bo'lsin. Yaratganga shukronalarimiz bo'lsin. Alloh taborak va taoloni yaratuvchi ekanligini e'lon qilishimizning sababi shu yerda. Allohi taborak va taoloni borligi, birligi, uni bizni yaratgan ekanligini e'tirofini o'zi iymondir. Allohim, bilmadim bu qanaqa holatda odamga bu bo'ladi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi yoki u qanaqa bir ta'sirlar beradi. U alohida katta mavzu, lekin birodarlar, aytamizki, ne xatarlar bor ekan hayotda, ne mashaqqatlar bor ekan bu sinoatda. Kalomida aytibdiki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim liyabluwakum ayyukum ahsanu amala debdi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinamoq uchun qay biringiz yaxshiroq amal qilarsiz deb. Sinamoq uchun qay biringiz yaxshi amal qilarsiz deb. Yomon amal qilguvchilar haqida gap ketmayapti. Yomon amal qilguvchilar haqida gap ketmayapti. Iymon keltirgan zotlarni qaysi biri go'zal amal qiladi? Shunga yaratdik hayotni. Allohim, shu sinoatlik hayotda yaxshi amalni barchamizga nasib aylagin. Axir ham behol bemajol borarmiz. Axir ham behol bemajol qaytarmiz. U bu joyiz ochilib ketsin, odam xijolat darrov to'g'rilaydi axir. Ko'ylaklarni yoqalari ko'tarilib ketadimi? Uni to'g'rilaydi odam, o'zini bunday to'g'rilaydi. Endi savol. Jon taslim qilsangiz kim to'g'rilaydi? Avrat ochilsa kim yopadi? Shuning uchun uni bechora der ekan. Chorasi yo'q. Na savobga, na gunohga. Na savobga, na gunohga. Na yaxshilik, na yomonlikqa. Birovni tugur, o'zini o'zi avratini yopishga yaramas qolar ekan inson. Shu holatni otini bechora der ekan. Ah, bechora deydi. Bechora degani chorasiz degani. Aytmoqchimizki, choramiz bor. Demak, jonimiz bor. Allohim, mana shu qimirlab turgan tanadagi ruh paytida, ruhimiz qimirlab turgan paytida iymonimizni bosalomat qilgin. O'sha harakatlar iymon bilan bo'lsin. Bir kun Allohim taqdir bilan to'xtaydigan onlarida iymon bilan to'xtasin. O'ziga yo'liqadigan onimizda Allohim iymon bilan yo'liqaylik. Amallarimizda hech qanaqa bir ustunlik, ustuvorlik yo'q. Zo'rlik, juda nodirlik tomoni yo'q. Amallarimizda nuqson ko'p, kamchilik ko'p. Biz Alloh taboraka va taoloni to'ati ibodatidan so'ng duo qilamizki, bi fadlika va karamika deb. Allohim, bizning ibodatlarimizda nuqson ko'p, kamchilik ko'p. Fazlinga olgin, karaminga olgin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durudu salavat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugungi kundagi mavzuyimiz aqidada adashmaylik deb nomlanadi. Aynan bizning mavzu. Bizni yo'nalish. Aqidada adashmaylik. Mana shu haqida, muhim mavzu haqida bo'ladi. Mana shu aqoid, e'tiqod, tushuncha, dunyo qarash, yondashuv, munosabat etish, baholay bilish, baholay bilish mana shu maqsadlarni, mana shu ishlarni o'zini ichiga oladi aqida.
Birodarlar, aqidani sog'lom bo'lishi dinimizda muhimdir. Aqoidni, dunyoqarashni sog'lom bo'lishi dinimizda muhimdir. Yuqorida aytib o'tildi. Iymon keltirmoq, yaxshi amal qilmoq, iymonni odam o'zida doim bardavom bo'lishligini Allohdan so'rab turmoq. Lekin birodarlar, bu amallarni zamirida tagida aqoid yotadi. Ulamo aytadi. İman, yaxşı əməl, iman, yaxşı əməl, ilim, adab, bərçə uluqvarliklər, fəzilətlər, Allahımın bu nəmətləri. Əgər insanda əqidə sağlam bolsa, nəf birədi, fayda birədi deyən, əqidəsi sağlam bolmasa, onu iman edən, onu taat edən, ibadət edən, fayda bulmay, qalədi deyən. Şunun üçün mühtərəm əzizlər, aqoid ilmi dinimizdagi eng asosiy ustuvor yo'nalish hisoblanadi. G'oya hisoblanadi. Aqoid borasida xubam, ko'bam asarlar yozilgan, kitoblar yozilgan, matnlar yozilgan. U matnni insoniyat asrlar osha yodlab keladi. U osha matnlarni tom-tom, jil-jil sharhlari bor. Ana u ta'lim berib, o'rta maxsusda, oliy ta'limlarda mana shu narsalar o'rgatiladi. Muhtaram azizlar, bu berilayotgan mavzu ulamo tomonidan siz biz uchun mo'jallanib afkori omma insoniyatni mana shu hayotdagi ommani fikriga qaratilgan jo'n oddiy soda iboralardan tuzilgan mana bu yo'riqnomani yuborgan ulamoni Allohim dunyo va oxiratini obod etgin. Muhtaram jamoat, aqida so'zini o'zagi lug'atda aqdun, ya'ni tugish, bog'lash, mahkamlash ma'nolarini anglatadi. Aqdun. Ha, aqdun nikoh ham deydi. Nikoh shartnomasi deganga o'xshaydi. Aqdun. Bog'lash, tugish. Aqida so'zini shar'iy atamasi esa biror narsaga shak shubhasiz darajada qat'iy ishonishga aytiladi. Endi bitta shar'iy atamasi deyilyapti. Mana ilmda, bilimlarda istilohda deb, qo'llanishida deb aytadi. Demak, lug'atda tugun degani shariatda qo'llanishda, ishlatishimizda bu so'zni ma'nosi birer narsaga şak şubhasız derecede kat'i işanışka aytiladi. O sözden korunturdu ki, akidede ikkileniş, akidede şubheleniş yeremeydi. Kat'i işanış bu akidenin istilahdaki manası iken. Demek, akide kalpte sadır boledigen cereyan bolup, o insan kalbiden işangen özü için itikad kılıp algen narsalarını engletedi. Agar o'sha qat'iy ishongan narsasi to'g'ri bo'lsa, u to'g'ri aqidada hisoblanadi. Na'uzum billoh val ayoz billoh. Hayotni ko'rmaysizmi? Atrofni kuzatmaysizmi? Xaloiqlarni ishlariga, aqoidlariga, dunyo qarashlariga zingil solmaysizmi? G'alati-g'alati narsalarga e'tiqod qiladi-ku. G'alati-g'alati narsalarga. Butlarga, sanamlarga, buzoqlarga shunaqa bir xunuk darajaga borganki, odamni jinsiy a'zolarga sig'inadiganlar bor. Ha, odamlar bor. Mo'min bo'lib yaratganiga shukr. Mo'minlardan qilib yaratganiga shukr. Mo'minlar qilib yaratganiga shukr. Birodarlar, aqoid nihoyatda muhim narsa, jiddiy narsa. Xuddi ahli sunna va jamoa aqidasi to'g'ri aqida va adashgan firqalar aqidasi esa botil aqida deganiga o'xshab. Dinimizni o'zida ham dinni da'vo etadigan, iymonni e'tirof etadigan zotlarda ham ixtiloflar bor. Kelishmovchiliklar bor, qarama-qarshiliklar bor, ziddiyatlar bor. Aqidadan kelib chiqadi shu ham. Aqida ilmi oxiratda najot topishda ahamiyatli ekanligi sababli har bir kishi o'rganishi vojib bo'lgan ilmdir. Ana hukmi.
aqida uni muhimligi jihatidan o'rganilishi vojib bo'lgan ilmdir. Aqidani o'rganish kerak. Bunga kirish kerak, harakat qilish kerak. Hozir o'rganishning yo'llarini aytamiz. Albatta inshaalloh ko'rsatib o'tamiz, Alloh nasib etsa. Kimning aqidasi to'g'ri bo'lsa, iymoni to'g'ri bo'ladi va oxiratda omonda bo'ladi. E'tibor bering. Kimning aqidasi to'g'ri bo'lsa, iymoni to'g'ri bo'ladi va oxiratda omonda bo'ladi. Kimning aqidasi to'g'ri bo'lmasa, buning aksi bo'ladi. Yozuvchi buni tuzuvchi zotlar buni aksi bo'ladi deb qisqa qilib aytishni qarang. Ikkinchi tomonini aytishdan odam har qatta qo'rqadi. Bir gap bor. Adashlik, zalolat. Hop. Zalolatni ichidagi narsalar o'sha yomonliklar deb aytsak, agar yomonliklar desa to'g'ri bo'ladi, haqqoniy bo'ladi. Zalolatni ichidagi yomonliklarni umumiy qilib val iyozu billoh deydi. Alloh meni asragan deydi. Uni ichidagi ikir-chikirlari aytilmaydi. E'tibor bering. Uni ichidagi ikir-chikirlari aytilmaydi. Hakimlar aytadi. Bir narsani nutq qilishdan ehtiyot bo'lgin. O'sha narsani nutq qilayotgan bo'lsang, u narsa sendan yo qochadi yo yopishadi degan. Birodarlar, yomonlikni nutq qilishdan ham odam o'zini ehtiyot qilish kerak ekan. Umumiy planda aytilar ekan, umumiy ko'rinishda aytilar ekan. Mana odob. Hozir bu to'g'risida gaplar bor. Aqida ilmi inson hayotida odob, axloq, ibodat, oldi berdi aloqalar va barcha ilmlardan muhimroq o'rin tutadi. Fiqhdan ham hop boshqa-boshqa masalalardan ham muhimroq hisoblanadi. Chunki inson islomni qabul qilgandan so'ng birinchi navbatda uning zimmasiga ibodatlarni o'rganishdan ham avval aqida ilmini o'rganishi vojib bo'ladi. Ana endi haqiqatga keldi. Namoz, zakot, roza, haj, yana boshqa-boshqa ibodatlar, Allohning farmonlari. Birodarlar, bu narsaga kirishdan ham avval ulamo aytibdiki, aqidasini sog'lom qilib olsin, dunyo qarashini to'g'rilab olsin deydi. Ana buni muhimligi. Shuning uchun ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhuma ni Yamanga elchi qilib yuborayotganlarida hadis keladi, hadisning ma'nosini o'qiymiz o'zbekcha matnini. Avvalo ularni Alloh taoloni bir deyishga chaqiring. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mu'oz ibn Jabalni Yamanga jo'natyaptilar va u kishiga topshiriq beryaptilar, yo'l ko'rsatyaptilar. Avvalo Alloh taborak va taologa Alloh taborak va taologa chaqiring ularni. Birinchi qiladigan ishingiz sahobiyga payg'ambarimiz ta'lim beryaptilar. Qachon ular Allohni bir deyishsa, bilishsa, Alloh taborak va taolo ularga 5 vaqt namozni farz qilganini xabarini bering. Allohni tanib olishsa ular, bilib olishsa undan keyin 5 vaqt namozni farz ekanligini xabarini bering. Ushbu hadis sharifda aqidani naqadar ahamiyatli ekanligiga dalolat qiladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yaman ahlini namoz o'qish va boshqa amallarni bajarishga buyurishdan avval ularni aqidalarini to'g'rilashga buyurganlar. Aqida ilmi eng sharafli ilm hisoblanadi. Zero aqida ilmi orqali eng ahamiyatli va eng ulug' ma'lumotlarga ega bo'linadi. Buni bu ilmni Allohim hammaga bermaydi. Bu ilmni Allohim hammaga bermaydi. Agar kimga bergan bo'lsa, shu ilmni Allohim juda ham ko'p narsalar bergan bo'ladi u insonga. Birodarlar, bu narsani tushunish, bu narsani anglash o'ta zarur, o'ta muhim bo'ladi.
Bu bilen şugullengellerini alahıda tilge alınadı. Akaid ilmi bilen şugullengellerini alahıda tilge alınadı. Azut orsa gep geledi. Demek malumatlarını zarureti ve şerafatligini karab, şerafatligige karab, ilimnin şerefli ekelligi malum boladı. Allah tabarik ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed suresi de şundan merhamet itedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بس إيه رسول الله Bəs Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan özge ilah yok ekenini bilin. Ve öz günahınız üçün hem de mu'min ve mu'minelerinin günahları üçün mağfiret sorayın. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın yegane ekenliğini bilin. Bəs özünüz ve mu'minler üçün mağfiretler sorayın. Allah sizlerini bu dünyadaki kezedigen cayleriniz ne hem ahirette baradigen cayleriniz ne hem bilir. Ben yani elhamdülillah umrege gitti yaptı. Hursan adamlar mumuller. Mekke'ye baradır ben, Medine'ye yetadır ben. Şuna kadar uluğ bir zavuk şavukta türede adam. Lekin bilip koysun biraderler. Allah'ı tebarek ve teala bendesini yaratıp onun kademleri, kayısı, yeryüzünü, kayısı caylarını basış geçe takdirde bilgiler koygen bölerek. Bileti aldın, semeliyet götürdün, ketip aldın mı? Yok. Allah'ı tebarek ve ta'ala onu takdir kılgeni üçün, nasip etgeni üçün. Allah tebarek ve ta'ala ayetide itedi ki sizlerini yeryüzüde kezedigen, kademlerinizini koyedigen caylarınızı hem, ahirette yetip baradigen makamlarınızı hem bilir. Ulamalarımız mezkur ayet-i kerimenin tafsiri şunda deydiler. Uşbu ayette Allah tebarek ve teala'nın yalgız ekenini bilişke bölgen buyuruk, istiğfar eyçike bölgen buyurukdan aldın keltirilmekte. En hikmet. Bu ise Allah tebarek ve teala'nın yalgızligini biliş, yani bu doğru itikadını şekillendiriş, qanchalar ahamiyatlik ekanligiga ishoradir. Qur'onning muayyan qoidasi bor. Qur'onning muayyan uslubi bor. Bu ilohiy uslub bu. Buni bandasi qilmagan buni. Bandasi qilolmaydi ham. Mana shu uslubda aqidani Alloh taboraka va taolo ilgariga surgan. Mana bu ilmni ahamiyati, muhimligi. Şu sebepten hem İmam-ı Şafii rahmetullah aleyhi fikhten aldın akide ilmige buyurulduk degeller. Hazreti İmam-ı Şafii rahmetullah aleyhi hazırgı Mısır Arap Cumhuriyeti Kahire şehri basatın degen kabristanda kömürgeller. Bu zat müçtehidlerden Hazreti İmam-ı Azam rahmetullah aleyhini şagirdlerden bir uluğ bir mutasavvif, mutakellim, mutafakkih, mutaerrih, muhaddis, mufassir. Bu adam kamusi, ensiklopedik alim, katta müctehid. Şu zatının sözlerini kilitir yaptılar. Eyderler ki, fikhten aldın akide ilmini alışke büyürüldük. Çünkü ilimlerden, çünkü nerselerden biz akide ilmini üstün buluşunu Allah tebarek ve teala Peygamberimiz Resulullah büyürgen deyip itiraf kılı yaptılar. İmam-ı Ebu Hanife rahmetullah aleyhi ise akikede, akidede bilimden buluş, fikhi ahkamlardan bilimden buluştan afzal rağ degenler. Ana bizim mezhebimiz imamının sözleridir. Demek fikhte, bilimden, fikhte, dinimizin çünişte, dinimizin engleşte, bilimden buluştan kura,
fikrimizni, e'tiqodimizni to'g'irlash zarurroq deb baho beradilar. Muhtaram azizlar, eng avvalo qalbda aqida asoslari o'rnashmas ekan, shariat ahkomlarini bajarishdan foyda bo'lmaydi. Ana yuqoridagi gapga keladi. Zero ulug' mashoyixlarimizdan Hazrat Sufollayor aytganlardek, aqida bilmag'on shaytona eldir. Agar ming yil amal deb qilsa yildir. Ming 1644 yillar milodiy bilan 1644 yillarda hozirgi Samarqandni Katta Qo'rg'on degan joyida minglar degan urug'da Hazrati Eshon Sofordayor tavallud bo'lganlar. Bu kishi hozirgi Surxondaryoda Vahshivor degan joyda yotadilar. Bu zoti bobarakot shunaqa bir ilmi yetuk, taqvosi zuhdi yetuk, hikmat bergan, Allohim ulug' bir hikmat bergan zot ekanlar kim? Bu zotni, demak, Sabotil Ojizin kitoblari xalqni ichida afsonaga aylanib ketgan. Ana shu madrasalarda o'rta ta'lim, hozirgi tasavvurimizda o'rta ta'lim, oliy ta'limda Sabotil Ojizin kitobini yodlashlik ularga zarur bo'lgan ekan. Belgilab qo'yilgan ekan. Maktabni bitirdingmi? Sabotil Ojizinni yodlagan bo'lishing kerak ekan o'sha paytlarda. Hammasi ular adashmaydi. Hazrati Eshonning har bitta baytlari aqoid bilan bog'liq. Hazrati Eshon Sofollayorning har bitta baytlari aqoid bilan bog'liq, din bilan bog'liq, dindan tashqari emas. Va yetta keltirilayotgan ma'lumotlar aniq ma'lumotlar. Mana shu ma'lumotlar sohib yetadi. Ming yil to'at qilsa, ming yil bekor uni qilayotgan to'ati, ibodati deydi. Va bu fikrga men ham qo'shilaman, bizning ustozlarimiz ham qo'shilgan shu fikrga. Ma'qullagan. Imom Abu Mansur al-Maturidiy hazratlari. Imom Mansur al-Maturidiy hozirgi Samarqand shahrida Maturid degan mahallada 870 milodiyda Abu Imom Muhammad Abul Mansur al-Maturidiy hazratlari tavallud bo'lganlar. Mana shu odam aqoid ilmlarini aqoid ilmlaridagi qonuniyatlarini, uni sharhlarini, uni asoslarini yozgan zot endi. Vaqtga qarshi bu zotni o'zlarini hayot bo'lgan paytlarida u kishining yo'llari, uslublari, asarlari mashhur bo'lib ketmagan ekan. Aytmoqchi. Ulamolar, mujtahidlar ikki qismga bo'linar ekan. Muqim ulamolar va safarda yuruvchi ulamolar. Unga misol. Hazrat Imom al-Buxoriy safarda yurgan ekanlar, ko'p safarda yurgan ekanlar. Kitoblarni aytishicha 40 yildan oshiq degan. 40 yildan oshiq, o'zlari 60 yoshda olamdan o'tgan u kishi. 40 yildan oshiq safarda yurgan ekanlar. Uyda yashamagan ekanlar-da bu odam. Endi buni ikkinchi tomoni Imom Muslim. Imom Muslim ibn Hajjaj. U kishi hozirgi Eronning Nishopur degan yerda yotadilar. 821 yilda tavallud bo'lgan bu odam. Bu odam hech qayerga chiqmaganlar. Qarang, bitta zamonda ikki xil fe'llik ulamo yashaydi. Bizning zamonamizda ham bor bu. Hazrat Shayx Alloh rahmat qilsin u kishini. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi ko'p safar qilardilar. Ikkinchi shayximiz safarga chiqmasdilar. Shayx Abdulaziz Mansur Hazas shunaqa ekan. Abul Mansur al-Maturidiy hazrat uzoqlarga safar qilmagan ekanlar, chiqmagan ekanlar. U kishining asarlari olamga yetib bormagan ekan. U kishining asarlarini dunyoga yetkazgan Abu Mu'in an-Nasafiy bo'ladilar. Demak, bu narsani yuzaga chiqargan zot Hazrati Abu Mu'in an-Nasafiydirlar.
İmam Mansur al-Maturidi rahmetullahi aleyhinin yönelişlerine göre iman bu til bilen ikrar buluş ve kalb bilen tasdikleştir. Kuyudakilerge iman keltiriş vacip. Til bilen ikrar buladı. Demek o şahane. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip eytedi. Saval. Bunun manası var ki o damla. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın manasını özüne eytseyem iman mı? Yok. Kızın cahini göreyim de. La ilahe illallah Allah'tan özge ilah yok. Muhammedur Resulullah, Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludurlar. Manasını biliş vacip. Manasını biliş gerek. Lekin onu tilde eytiş gerek. Til bilen eytip, dil bilen tasdik etiş gerek. Mene şunda nemelerge işaniş vacip. Birincisi Allah tebarek ve teala'ga, ikincisi onun ferişteleriga, üçüncisi kitablariga, törtüncisi nebilariga, beşincisi ahiret günüge, altıncısı kaderini yaxsa hem, yamanı hem Allah'tan ekenligiga, yettincisi ölgenden kegin kaytetiriliş bar ekenige. Menece yetiteden bittes kop getse bu meydi. Yetiteden bittes kop getip basa bu meydi. Ya ki yetiteden bittesi nuksallik bosa. Aytiliyetken her bittesideki tolalik, bütünlik ne? O'zgartirsa, yarimisini aytsa, uchdan birini aytsa, umumiy qilib barchasiga iymon keltirish vojib bo'ladi. Imom Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhini ta'kidlashlariga ko'ra, amal iymonning sharti hisoblanmaydi. Hozir bunga alohida gaplar bor. Çünkü Allah-u Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'ni cüda köp örnüde imanını Allah'ıda, amellerini Allah'ıda acretip şundayı merhamet kıladın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sure-i Bakara'nın 277. ayeti. Albatta iman keltirgen, yaxshi işlerini kılgen, namazını berkemal okuyup zakatını bergenler üçün perverdigarlarının huzurunda mahsus mukafatları vardır. Lekin şunu biliş gerek ki ulemalarımız amelini iman şartlarına kritişmegen. Lekin kritikeller hem var. Ayet dedi ki Eş'arilerde til bilen aytsin, dil bilen tasdik etsin, amel bilen kursatsin degen. Farq şetti. Biz aytemiz ki til bilen aytsin, dil bilen tasdik kılsın. Bas şunu özü iman deyimiz. Ular amelini şartki kırgızgeller. Biz ne akaid kitaplarımızda o şart kılınmagan. Onun sebepleri var. Qolaversa ahli sunna va jamoa aqoidiga ko'ra agar biror kishi iymon keltirsa-yu, lekin amallarini to'liq bajarmasa, u gunohkor mu'min hisoblanadi va ahli qibla deb e'tirof etiladi. Ana sababi shu. Iymon keltirsa-yu, amallarini bajaralmasa, to'liq bajaralmasa yoki qisman bajarsa, nima buni iymoni yo'q deb aytadimi? Yo'q. O gunohkor mu'min deb e'tibor qilinadi. Gunohkor, lekin iymoni bor deb aytiladi. Agar ash'ariylarning fikriga suyanadigan bo'lsak, u aqoidni qabul qiladigan bo'lsak, amal qilmagan odam kofirga aylanib qoladi. Farq shetdi. الله تبارك وتعالى قرآن كريم ده شن دعديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Sure-i Maryam Tahrim'ni 8. ayeti. Ey iman keltirganlar, Allah'ga chin tavba qiling. Nasuha. Nasuha. Ey iman keltirganlar, Allah'ga chin tavba qiling. Shetda nasuha degan so'zini ishlatganlar, nasuhani tafsir etganlarning so'zlaridan. Tavba, mükemmel tavba bo'lishligi uchun agar gunoh Alloh bilan bandani o'rtasida bo'lsa 3ta degan. Agar banda bilan bandani o'rtasida bo'lsa gunoh 4ta sharti bor degan. Tavba, tavba bo'lishligi uchun 3ta sharti bor yoki 4ta sharti bor degan. Birinchisini aytgan. Tavba, tavba bo'lishligi uchun qilgan gunohini e'tirof etib, unga nadomat qilishligi, pushaymon bo'lishligi. Birodarlar, bu katta narsa bu. Bir narsani gunoh ekanligini e'tirof qilib, haqiqatda bu narsa gunoh bu. Bekor qilman, pushaymonman, pushaymonman. Achinaman qilgan ishimga. Ming afsus degan fikrga bormasa tavba bo'lmaydi. Ikkinchisi. O'sha gunohga qaytib qaytmaslikka azmu qaror qiladi. Ha bo'ldi-da birodarlar. Bir qilding, tavba qilding. Ikki qilding, tavba qilding. Uni men cheklanmayman. Qaysi joyigacha tavba qilasan, qaysi joyigacha borasan, uni men bilmayman uni. Lekin bu yerda nasuha deyapti banda. Qilgan yomon ishlaringga nadomat chekding, pushaymon bo'lding. Qaytma, bunga qaror qil, azm qil. Uchinchisini aytgan. Amali solihlarda sobit turish degan. Xolvo, xolvo degan bilan og'iz chuchiganmi? Tavba qildim, tavba qildimmi? O'zi bilan bo'ladimi? Namozchi, zakotchi, ro'zachi, hajchi, ota-onaga xizmat qilishchi, to'g'ri gapirishchi. U narsalar ki, agar banda bilan bandani o'rtasida bo'lsa, 4ta degan. Qilgan gunohlarini e'tirof etib, pushaymon qilish, nadomat etish. Unga qaytmaslikka azmu qaror etish. Uchinchisi amali solihlarda bardavom bo'lib, sabot bilan turish. Agar banda bilan bandani o'rtasida gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha bandani haqqini ado etib qo'yish. Ya qiziq bo'ldi bu gapimiz. Balki ba'zi mu'min musulmonni bu allergiyasini qo'zitadimi bu gap? Odamlarni haqqini bermagan hajga borib kelib oppoq bo'libdi. Qana bo'ladi u? Ya. Tavbaning bunaqa shartlari bor ekan-ku. Olib borib bergin. Birovni haqini olib borib bergin. Shunda tavba bo'ladi. Ungacha tavba bo'lmaydi. A tavba qilyapti, mashq qilyapti. Sen endi tavbaga mashq qilib turibsan. Yaxshi yomon emas. O'rganib tur deymiz. Lekin bu hali mashq, bu tavba emas. Kitobda tavbani qaytarib bergin birovni haqini degan. Yo'masan tavba emas deyapti. Kitobida to'liq tavba qilgin deyapti. To'liq tavbaning sharti bunaqamish. Hayotdagi gaplarni eshiting. Mumkin shu zotlar ichimizda o'tirgan bo'lsalar, xafa bo'lmasinlar, u zotlarni o'zlaridan so'rab olgan edik. Ancha bo'ldi bu gapga endi. Odamlarga bir ibrat ma'nosida hikoya qilib berishni lozim deb topdik. 96-yillari, 97-yillari, 97-yillari birovni eshigi taqillayapti. Chiqib, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Kelgan odam, siz otingiz falonchimi? Ha, men falonchiman.
88 yılı, 89, 90 yılları falan joyda magazinde zavmak bölü işleyen miydiniz? Aha, bu şehirler zavmak bölü işleyen ben, magazinde müdür bölü işleyen ben. O şende maşinizi oğulup geçkene toparmayan siz. Ha, şuna kapatın. O şey oğurum ben edim. Beni geçirin. Hacge geti yapmam, tavuğa kıldım. Oşa oğullengen, oğullep gitken 07 Jiguli. Rusumudaki maşinlerini bana o yengesini pülü. Beni geçirin deyip yıkılarmış. Uyunu egesi, bunu ait veriyetken şahs. Haligini işlep, uyum yıkılarmış. Brother, sen tavuğa kıpsan, hacge geti yapken sen. Meni bilir eken sen, kaytara op kepsen, Allah kabul kısın. Ben bunu unutupan var geldim, yüreğimden hem, koynumdan hem, niyetimden hem çıkmayken edim. Fakat şimdi ben kimge var veremem? Sanki beni tanıp bilip op kep yapsan, maşinamı kaytarıp, tavuğa tazarru okulup. Ben adamların torasından uğrardım, şimdi kimge var veremem de yıklarmış. Brother, tavuğa kılsa, çünkü okşayken tavuğa kılışke doğru geledi. Buna ayıbı üyeti yok. Var, ayıt düşenge. Doğrusunu ayıt. Brother, oğurlegen yedim, beni geçirgin. Doğrusunu ayıtkeni de keçirişi vacip buladı. Doğrusunu ayıtsa keçirişi vacip buladı. Yalgan ayıtsa, yalgandan ayıtsa, uşa beytem ne kogan, kolumge yapışıp kogan, bilmeyi kogan ben, kop getirdi. Buna ki bahanelerini kısa, hakkı istihbara ayıt koyu uğradı. Lekin lanet de kaladı. Lanet de kalışının sebebi var. Huddi şunga okşagen tavbanı uzurunu münafıklar Resulullah'a kılışke. Ularını lanetlep Kur'an'da tavba suresi nazil bugün. Ularını üstüge yağdırılgen lanetini sebebiden şu sureyi mübarek bismillahsız başlanadı. Şu doğrusu haberiniz var mı? Hiç okuyen misiniz? Kur'an-ı Kerim'de 114'te surenin bittesi bismillahsız başlanadı. Çünkü onun içi de kafirlerge, münafıklarge lanetler okulgen. Oşa lanetler okulgenlerini Katar'daki birinci turgenler adamlarga huzurunu yalgana etkenler hesablanadı. Özü eldep gitken yine kele elde yaptı. Özü peyt eldep gitken. Özü şey eldep gitken. Hiç kim bravunu bravo eldep getirmeyen dünyada. Bravunu hakkı bravo ot gitken emez. Ama müddet saklap duruşu mümkün. Saklap yeredi polis. Yaşko Otaramazlar bana tavbeni Allah tebarek ve ta'la nasıl hakil iler deydi. Uşbu ayeyi kerimede sadır etken Ey iman keltirgeller Allah geçin tavbe kılın. Şayet ki Rabbiniz sizlerini günahlarınızını uçurup Aslıda anharlar akıp türedigen cennetteki bağlarga kiritse. Kur'an'da şayet ki deyip gelse. İnşallah anık ki deyip tercüme kılınırken. Mukarrer ki deyip tercüme kılınırken. Şayet ki astingizden anharlar akıp türgen cennetlerge kirgizse. Degen mukarrer ki. Toluk tavbe kılgenler şu cennetke kiredi degen manalarga gelirken. Tafsirde şunaka mazmurlar düşündük. Ayetini tafsirde hakim aytadı. Bu tezisini okup, şunu bir atraflarını kuruş, şu tayarlanış asnasında kızık kızık nerselerge düş gelemiz. Okumagen, işitmegen, kurmagen, hayalımızga kemagen metaller, ibareler okuyumuz. Şu metallerini Katar'da bitti metinle aitken. Tavbeten nesuhage. Bu meşgul gel. Kul ibni adam khatta ve khayrul khattain at-tawwabun. Adam balası var ki hammasi xatokordur, gunohkordur. Lekin şu gunohkorlarning ichidagi eng yaxshilari hammasi xatokor. Shularning ichidagi eng yaxshilari Allohga tavba qilguvchilar. Hali gapagan. Chin ma'noda tavba qilguvchilar
bandalarini ichidagi yaxshilari ekan. Hammamiz gunohkor ekanmiz. Dunyoni mazmuni, hayotni tarzi shunaqa ekan. Ushbu oyatda gunoh sodir etgan mu'minlarga ey iymon keltirganlar deb murojaat qilinishi gunoh qilishi bilan kishi kofir bo'lmasligiga yorqin dalildir. Ana. Ey iymon keltirganlar, gunohlaringizga to'liq tavba qilinglar. Ey iymon keltirganlar, gunohlaringizga. Demak, gunohkor bandalarga xitob bo'lyapti. O'sha gunohkorlarni iymon keltirganlarga xitob bo'lyapti. Demak, gunohkor odam kofir bo'lmas ekan. Yomasan bu yerda iymon keltirganlar deyilmasdi. Ana hujjat. Ya bir zarur bir masala bor edi. Hozir bundan ham zarur go'zal joylarga kelgan, muhim joylarga kelgan. Mana shu ikkita, uchta matnni o'qiymiz, shu bilan masalalarga o'tamiz inshaalloh. Afsuski, hozirgi vaqtda dunyo musulmonlarini tashvishga solib turgan nizoli yurtlarda sodir etilayotgan qonlik voqealarga sabablardan biri ham aqidaviy masalalarni to'g'ri anglamaslikdir. Masalan, amalni iymonni shartlari qatoriga kiritish bilan islom shariatida buyurilgan amallarni bajarmayotgan yoki dinda qaytarilgan ishlarni qilayotgan kishilarni kufrda ayblab, ularni qonini to'kish va mollarini talon-taroj qilish halol deyish avj olmoqda. Ana vaqtda domla kofir desa devor ursin, o'zi javob beradi. Yo'q, unga ulamo yo'l qo'ymaydi. Ular avval ularni kofirga chiqarib olyapti. Gunohkorlarni, gunoh qilganlarni yoki Allohni to'at ibodatini qilolmaganlarni kofirga chiqarib olyapti. Nima kerak ularni kofirga chiqarib? Ularga tegishli bo'lgan mollarni, qonlarni, jonlarni o'ziga o'zi halol sanayapti. Xatosi shu yerda buni. Bu deydi, bunikini olsa bo'laveradi degan fikrga boryapti. Dinimizda mumkin emas, kofir kofir bo'lsa ham kofir narsasini olib bo'lmaydi. Mo'minniki-ku bir-biriga umuman harom. Ha, o'rni kelib qoldi aytib o'taylik. Hozir mavzuni bu joyda yopishga majburmiz, chunki vaqtimiz yaqinlashib qolyapti, bir narsani aytib o'tamiz. Ana endi o'rni kelib qoldi. Man hamala alayna as-salaha falaysa minna. Biz o'qigan matnlarda shundoq. Yana boshqacha matnlarda boshqacha uslub bilan kelgan u, ma'nosi bitta kelgan. Ma'nosi kim bizlarga qurol ko'tarsa, u bizlardan emasdir, bizni ummatlardan emasdir, musulmonlardan emasdir deb Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etmishlar. Mana shu yerda hamala alayna siloh. Odamga, odamni o'ldiruvchi, odamni tana a'zolariga, odamni o'ldiruvchi, odamni tana a'zolariga zarar beruvchi yoki zarar berishi mumkin bo'lgan har qanday qurolni yoki asbobni moslamani mo'minga qaratib bo'lmas ekan. Bu harom ekan. Odamni o'ldiruvchi, odamni a'zolariga zarar yetkazuvchi moslamalarni, qurollarni yoki shunga o'xshagan buyumlarni mo'minlarga qaratib bo'lmas ekan. Sharhida aytganki, hazillashman degan, mashq qiladan degan. Bundan nima kelib chiqadi? Bizga foydalik tomonini aytaylik, vaqt e'tiboriga ko'ra. Kavob yeyotgan bo'lsang, marhamat qilib birodar sixdan chiqarib yegin. Odob shudur. Buni odob ni bu joyda muhim qilib aytishimizni sababi yoningda o'tirgan mu'minga yetgan kavobingni sixi ko'ziga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun bir likopga bir narsaga chiqarib yegin, mu'minga illo billo uni o'xtalmagin, hazillashib. Sartaroshni odamni sochini orqada nima deydi, akan topka derkan, o'shini tugatish joyi, sochni tugash joyini bunday qirib qo'yar ekan. Shuni odamni gardaniga ustara solish, ustara qo'yish xuddi mo'minni bo'yniga tig'ga o'xshab, tig' qo'yishga o'xshab qoladi. Shuni qo'ymagin degan.
Mümkün sakalını tekstiletse bo'ladi. Sakallarını. Lekin adamın bo'yniga, gerdaniga tık. Maşinkada kıp koyuyor, gırlatıp. Braderler, mu'minga narsa o'xtalib bo'lmaydi. Umuman mumkinmas. Hayotda ham, boshqa joyda ham. Mana bu aqidamizdagi sohbatlardan edi. İnşallah yana bu mavzuga yana qaytajakmiz.